İyi geceler. Spor saati başlıyor. Fatih Altaylı ile beraberiz. Fatih Bey merhaba. Ya kusura bakma Profesör Hüseyin Bağcı bir şey sormuştum. Cevap veriyordum. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizleri sormalı. Sağ olun. Ben de iyiyim. Ayar yapamadınız galiba. Yapamadım ya bugün ayar. Evet yaptım sonunda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam maç var mıydı? Vardı değil mi? Ankara Gücü Çaykur Rizespor mücadelesi vardı. 1-1 bitti. 26. hafta yani 25 maç geride kaldı. Tamamladık. Baktığımızda Beşiktaş'ın bay geçtiği haftaydı. Galatasaray puan farkını 3 yaptı. Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye kaybetmesiyle. Trabzonspor'un 7 maçlık serisi. Galatasaray'ın aynı şekilde serisi. Üst taraf heyecanlı. Alt tarafta da bu heyecan devam ediyor. Alt tarafta heyecan sanki azaldı gibi geliyor biraz bana. Aslında bu hafta... Son 3 artık netleşti gibi yani sanki. Bilmiyorum ama. Baktığımızda 30 puanlı... Konyaspor. Onun altındaki bence tüm takımlarına hala küme düşme. Çünkü 15 maç... Bana göre ki Yukatel Denizlispor, MK, Ankara Gücü ve Gençler Birliği gitti gider gibi bir hal görünüyor yani baktığın zaman. Başakşehir kalır mı? Öyle görünüyor. 4 takımın düşeceğini söyleyelim bu sezon. Ha 4 takım düşüyor değil mi? Evet. Ha evet. Yani tabii ki... Ama Başakşehir kalır, Erzurum gider diye düşünürüm ben bilmiyorum. Göreceğiz. Yani Türkiye'de işler çok çabuk değişebiliyor. Şampiyonluk nasıl bir anda geldiyse belki kümeden düşme de böyle olabilir. Başakşehir. Başakşehir için mi? Olabilir. Her şey olabilir. Beansports... Bir yıl önce şampiyonluk, ertesi yıl kümede düşen başka takım var mı tarihte? 3 veya 4 takımdı tarihte. Şimdi haftayı çok okumuştum. Sezonlarını hatırlayamayacağım ama bir 20 yılı var minimum. Bir tanesi City. 60'lı yıllarda oluyor, küme düşüyor. İtalya'da, Manchester City. Evet, Manchester City. Bir tane İtalya'dan bir takım var, bir tane de Belçika'dan vardı. Almanya'dan Kaiserslautern de varmış. Bunları yani Başakşehir'in küme düşmesinden dolayı karalar bağlamam açık söylemek gerekirse. Hatta tercih de ederim ama... sanki kurtarır diye düşünüyorum ya, bilmiyorum. Beansports'ta Başakşehir'in geçen sezonki şampiyonluğunu anlatan bir belgesel vardı. Hiç denk gelebildiniz mi? Yok, hayır. Orada bir ifade dikkatimi çekti. Göksel Gümüşdağ süreç anlatılıyor, soruluyor. Bir transfer hakkında diyor ki başkanlık dönemimin tek hatalı transferi diyor. Arda Turan'ın Başakşehir'e gelişi için o ifadeyi kullanıyor. O dikkatimi çekmişti. Çok sık denk gelmeye başladım programa tekrarına. Geçen hafta da söyleyecektim. Şimdi Başakşehir aklıma gelip paylaşmak istedim. Arda Turan transferini yanlış buluyor. Evet. Kendi hatası olarak söylüyor. Doğrudur. Başakşehir sen hatadır. Doğrudur. Ama parasını usta cebinden vermediği için sorun yok yani. Bu da zaten çok konuşulan, konuşulan şeyden bir tanesi. Başında geliyordu hatta. Aynen. Hafta içinde... At ağanın, eğer ağanın derler ona. At eğer konusunun siz daha iyi biliyorsunuz. Hafta içinde bir etkinlik vardı Ankara'da. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı ile beraber evet, düzenlediği Milli Sporcu Bursu tanıtımı. 52 Vakıf Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bir mutabakat imzalıyor. Uluslararası seviyede başarı kazanan sporcular %100 burslu olarak... eğitim hayatlarına devam edebilecek. Şu ana kadar 76 sporcu bundan. Branşlar belli mi? Yararlandı. Mesela Wushu var mı bu işin içerisinde? Wushu. Wushu'yu bilmiyorum ama... orada Wushu'ya dair bir sporcu görmedim. Ya da neyse... Tenisten bir sporcu vardı. En çok voleyboldan vardı. Para... Olimpik sporcuları vardı, onları gördüm. Çok doğru bir iş, çok güzel bir iş, olması gereken bir iş, geç kalmış bir iş. Yer yer zaten vakıf üniversitelerin bazılarının uyguladığı da bir iş. Sporda sporcuların üst düzey sporcuna yetişmesi açısından veya bir takım öğrencilerin, bir takım gençlerin kendini spora daha fazla adaması bakımından doğru bir iş. İnşallah olumlu sonuçlar olur. İnşallah kötü uygulanmaz. İnşallah burada... kayırmacılık, şuculuk, buculuk falan filan olmaz. Doğru işleyen bir sistem olursa Türk sporuna faydası olacaktır. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Bakan'ın vurguladığı spor, eğitim, iklim geride kalacak vurgusu yaptılar. Umarız öyle olur. Ama sizin bahsettiğiniz kötüye kullanılmaz da
Siz doğru vurgu oydu herhalde. Yani inşallah kötüye kullanmaz. Çünkü Türkiye'de her şeyi kötüye kullanmanın bir yolunu buluyor vatandaşlar. İşte daha önce bahsettik yani burada bahsetmek de köşemde yazdım birkaç kere. Mesela YÖK bu pandemi dolayısıyla bir çok doğru düzgün insanlara yardımcı olmaya yönelik bir karar aldı. Hatırlarsın belki biliyorsundur. Dedi ki dünyadaki üniversiteler sıralamasında ilk 1000 üniversite içerisinde okuyan öğrenciler Türkiye'ye aynı nitelikteki fakültelere yatay geçiş yapabilirler dedi pandemiden ötürü. Abi rezili çıktı. Bir takım naylon üniversitelerden geçenler oldu. Bir takım üniversitelere sonradan para karşılığı kayıt yapan böyle sözde binde olan bir takım üniversitelere kaydedildi. Ve bu bir türlü bir sene oldu bu. Hala temizlenemiyor. Aylardır rezillik sürüyor. Yani iyi niyetle yapılan her şeye karşı Türk halkının bunu mundar etme potansiyeli çok yüksek. İnşallah bunu yapmazlar. Evet. Önümüzdeki dönemleri düşündüğümüz yani şeyi okumadım açıkçası olur. Yani nasıl olduğunu, kural kitabının nasıl olduğunu okumadım ama hani çok net kriterler, çok evrensel doğru kriterler konmuşsa kötüye kullanım zor olacaktır ama bir takım muallak şeyler var ise kötüye her zaman kullanmaya müsaitim. Sayın Cumhurbaşkanı Stanford, Oxford gibi iki üniversitenin ismini verdi. Türkiye'de neden bunlardan olmasın dedi. Belki çok üst seviye ama mutlaka sporcu sayısının olduğu, olimpiyat madalyalarının kazanıldığı üniversite örnekleri verdi. Yani önemli üniversiteler var bu işte. Ben Stanford ve Oxford spor alanında o kadar parlak mıdır bilmiyorum. Ama sporda da çok iyi, eğitimde de çok iyi bir takım üniversiteler mevcut. Amerika'da, dünyanın başka ülkelerinde spor bursları üniversite için her zaman bir prestij meselesidir ve uluslararası seviyesi yüksek sporcu gençleri bu üniversitede alıp hem eğitmek hem de onların sportif yeteneklerinden üniversite lehine de faydalanmak uygulanarak gelen bir yöntemdir. Batı üniversitelerinde olsun, bazı doğu ülkeleri üniversitelerinde olsun. İyi bir şey. İnşallah iyi işler. Umarız. Kar voleybolu diyeceğim. Yine diyeceksin. Ya o ne ya? Ne buldun? Nereden çıkardın? Kar voleybolu nedir abiciğim? 2021 Sev Kar Voleybolu Avrupa Turu ilk ayağında Türkiye namalup şampiyon oluyor. Avusturya'da düzenleniyor. Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın'dan oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı. Bir numarası seri başı. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Bak bunu hiç bilmiyordum. Ya. Yemin ederim ya, plaj voleybolunu falan biliyorduk da. Biliyordum da bunu da hiç duymamıştım yani. Ben de bilmiyordum. Haber ajansları düşünce gördüm. Allah. Sonra Voleybol Federasyonu sitesine girdim. Daha nerelerde oynamayı düşünüyorum bu voleybolu? İlginç. Kar voleybolu. Ne güzel. Namalup şampiyonuz. İlk etabı şampiyonuz. Dünyada falan var mı şöyle bir şey? Avrupa. Yani Sevin organizasyonu olduğu için Avrupa'da var. Çekya'yı yeniyoruz. Bravo. Macaristan'ı yeniyoruz. Öyle bir namalup şampiyonluk geliyor. 26-28 Şubat'ta da ikinci etap var. Yine orada da seri başı Türkiye. handball. Burada çok konuşuyoruz. Kar handballı bu arada. Buz handballı. Normal handball. Patenli handball. Avrupa'nın 3 numaralı kupası, Avrupa kupasının yarı finalinde bir Türk takım var. Yalıkavak Spor. Evet. Çeyrek finalde kupanın son şampiyonu İspanyol ekibi Gran Canaria'yı yeniyorlar. Diğer turlarda iki Türk takımını da geride bırakıyorlar. Bodrum temsilcisi Yalıkavak Spor pandemi nedeniyle tek maç üzerine oynanan eşleşmeyi kazanıyor. Yarı finalde rakip de Hırvatistan'dan Zagreb. Bravo. Yolları açık olsun, onları da söylemek gerekiyor. Eurobasket 2022'ye milli erkek basketbol takım katılım hakkı elde etti. Önce İsveç maçını kazandık. 13 sayıyı yapmadık ama 8 sayıydı. Sonrasında Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle bu akşam beklemeden Euro 2022 vizesini aldık. 93'ten bu yana fire vermeden katılan bir milli takım var. Kadın basketbolcular da aynı şekildeydi. Onlar da düzenli katılıyorlar. Umarız Shane Larkin'li ve Beşiktaş'ın şu anda iskelet kadrosunu oluşturduğu o genç yapı 2022'de derece elde eder. İnşallah. Önlerinde tabii önce olimpiyat elemeleri de olacak, onu da söylemek gerekiyor. Şimdi basket demişken Fatih Bey, şunu da gündeme aldım. iCrypex, Beşiktaş erkek basketbol takımının isim ve forma sponsoru. Kim? iCrypex. Bitcoin. Hmm. Coin. Kripto para borsası. Kripto para. Anlaşma yapılıyor. 42 adet kripto parayla imiş. 42'ye Bitcoin mi? Evet.
Oo, ciddi para. Oo, paraya bak. Siyah beyazlar sezonu ilk 6'da bitirirse oyunculara da birer Bitcoin prim verilecek. 42 Bitcoin. Evet. Çok para ya. Bir dakika hesaplıyorum. 42 çarpı bugün 58 bindi galiba. Eşittir. 2,5 milyon dolar. Güzel para. Oyunculara da birer Bitcoin prim ilk 6 olursa o da çok. Kaç oyuncuya? Az kadro 12. Ama onu tabii büyük ihtimalle süre alan tüm oyuncular bundan pay yani alacaktır. Yani 3-3,5 milyon dolarlık bir anlaşma. Güzel bir anlaşma vallahi. Evet, Ahmet Nur Çebi sezon başında çok eleştirilmişti. Basketbol takımı yani Bambit'in altyapısını alarak oradaki o gençleri Beşiktaş'a kazandırarak ama galiba doğru bir karar verdi. Evet, sonrasında bir projeyle gözüküyor. Bundan sonra biz bu yeni dönemde, yeni dönemde kastım ilerleyen yıllarda sözleşmeleri ve herhalde bazı durumları böyle Bitcoin üzerinden görecek gibiyiz. Vallahi görmeyiz herhalde. Niye görmeyiz herhalde diyorum. Şu Bitcoin denen zamazingoya baktığın zaman 20 bin lira dolar. 50 bin dolar, 58 bin dolar, 17 bin dolar. Böyle acayip dalgalanmış mesela. Bana deseler ki senin maaşı Bitcoin karşılığı vereceğim. Ben istemem. Bir gün markete gidiyorsun, istediğin oluyorsa her gün markete gidiyorsun, rezil oluyorsun. Durum olabilir yani. Tutarlılığı yok. O yüzden bilmiyorum. Kısa vadede zannetmiyorum. Bu tutarlılığın uzun vadede yayılmasının birinci kural ne olacak? Vallahi şimdi de ekonomi televizyondayız diye böyle ekonomi konuşacaksak eğer ben Bitcoin üzerine hiçbir uzmanlığım olmadığı halde uzun bir konuşma yapabilirim. Vallahi ben anlamam bu işler kardeşim. Yani ben bu elle melle tutamadım. Şimdi bildiğim şu 22 milyon tane 22 milyon tane kadar Bitcoin var dünyada ve evet. Buna ihtiyaç oldukça bunun değeri artıyor. Şimdi etrafta konuşulan şu uzmanım olduğu için sadece duyduklarıma söyleyebilirim. Özellikle kara parayla iş yapanlar yani uyuşturucu ticareti falan filan gibi böyle yarı legal veya illegal işlerde bu Bitcoin'in kullanıldığı, bundan dolayı bir talep olduğu ve bu talepten dolayı da bunun değerinin giderek arttığı söyleniyor. Nasıl saklanır, nerede saklanır işte blockchain diye on binlerce bilgisayarın içerisinde bir çeşit kodlarla bunun saklandığı, anonim olduğu falan filan. Peki bunu kim çıkardı, ne yaptı, arkasında kim bunu backup ediyor? Yarın öbür gün ben sıkıldım oynamıyorum deme şansı var mı bu paranın sahibinin, bu parayı ortaya koyanların ve sistem çöker mi çökmez mi? Bunun toplam piyasadaki değeri baktığın zaman 22 milyon çarpı işte adet varsa eğer 50 bin dolar desen bunun büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon dolar mı oluyor? 1 trilyon dolar gibi para oluyor. Bu para dünya ticareti içerisinde dünyadaki ekonomik büyüklük içerisinde baktığın zaman devede kulak kalan bir para falan. Yani benim aklımın erdiği ve şu aşamada güvendiğim bir şey değil. İleride ne olur bilmiyorum ama şu anda çok küçük bir şey yani. Siz zaten net örneği verdiniz. Maaşım Bitcoin'den istemem. İstemem. Tamam. Ben alışım var, para alayım. TL. Bir görüntü gelecek yakına. 21 yaşında Jasmine Harrison. Atlas Okyanusu tek başına kürek çekerek geçiyor. Bunu başaran en genç kadın oluyor. Daha önce yapıldı çünkü. Evet, yaş olarak en genç kadın sporcu oluyor. İspanya'dan Antigua'ya 4800 kilometrelik yolculuk 70 gün 3 saat 48 dakikada tamamlamış. Aferin ona. Kaç yaşındaydın? 21 yaşında. Anne babası ne korkmuştur yaşındaysa. Benim kız da 20 yaşında. Seneye böyle bir şey yaşanırsa ödüm patlar. Ama iyi bir şey. Yani yapmasını da isterim açık söyleyeyim yani. Ama korkarım da. 70 gün... Yani 2 ay görmüyor, 2,5 ay görmüyorsunuz. Ben teknenin yanına giderim canım. Hep destekten destek. Yani en azından hani göreyim çocuk göz önünde olsun abi ne olur ne olmaz. Fatih Bey bunları sağladık. Çok sevdiğimiz futbola geçelim. Futbola geçelim evet. Liderle başlayalım. Galatasaray. Galatasaray Süper Lig lideri. Galatasaray, evet, lider. Galatasaray doğru. Alanya Spor deplasmanındaydı. Ben geçiyorum yani. Zor geçmesi beklenen maç. Çok zor geçti. Fatih Terim bunu söylüyor. Çünkü bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da yenildiler. Evet. Kupa'da yenildiler. Herhalde üçüncü kez yenilmek istemeyeceği için sistemi, taktiği ona göre yapmış. Futbolcularına ona göre hazırlamış. Ama hazırlamasına gerek olmayan bir isim var Galatasaray'da. Muslera. Muslera döndüğünde haksız rekabet başlıyor mu diye sormuştum. Alanya Spor maçında gördük çok net bir şekilde. Bir grafik olacak onu rica edelim. Muslera'nın döndükten sonra ne yaptığı Galatasaray'a katkısı. 7 maç 7 galibiyet. Beşiktaş maçından sonra oynamaya başladı. Evet.
Kaleye gelen şut 30, yediği gol sadece 3, kurtarış 27. 4 maçta gol yemiyor, bir tane de penaltı kurtarıyor. Evet. Ki penaltı kurtarması epey zamandır penaltı kurtaramıyordu. Bir de penaltı kurtarıyor. Evet. Bugün de bir haber düştü. Sözleşme uzatma görüşmesi varmış Muslera'yla. Muslera 33 yaşında mı şimdi? 32-33 olması lazım. 34'müş. 34. Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 kazanan Galatasaray. Asist Yedlin'den geldi. İlk yarıda oyunun belli bölümlerinde üstün olan bir Galatasaray. Çok pozisyon olmasa da girdiği pozisyonu gol yaptı. Onyekuru'nun... Aslında az pozisyonda yok baktığın zaman. Galatasaray adına. Tabii ilk maçın ilk yarısında ve maçın başında peş peşe yakaladığı pozisyonlar var. Onyekuru ile iki pozisyon, Mustafa Muhammed ile bir pozisyon, Emre ile bir pozisyon, bir pozisyon daha vardı. 5 veya 6 tane pozisyonu var Galatasaray'ın ki bunların ikisi %100 gol olabilecek pozisyonlar. Bir tanesi penaltı sanki ile dolmuş bir pozisyon, Onyekuru'nun pozisyonu. Bir diğerinde de yine bir penaltı tartışmaları var. Çocuğun eline değiyor böyle falan filan böyle bir şeyler. Sonuçta gole kadar çok iyi bir Galatasaray var. Golden sonra çok kötü bir Galatasaray var. Peki Fatih Terim'in taktiği gole atıp topu vermek miydi? Böyle bir taktik olmaz yani. Çünkü Muslera'nın bir tane kurtaramaması halinde veya işte bir kafanın ıskalanması halinde bambaşka bir sonuca gidebilecek maç. Böyle bir taktiği olduğunu zannetmiyorum ben Fatih Terim'in. Şimdi maçta birkaç faktör vardı. Bundan bir tanesi hakem faktörüydü. Zorbay Küçük bu maçı yönettikten sonra evine gidip maçı banttan izlediyse büyük ihtimalle kendinden utanmış olması lazım. Kötü bir hakemlik sergiledi. Yani sadece Galatasaray'a karşı olduğu için veya Galatasaray'ın işte bazı pozisyonlarda ne bileyim bir göstermediği bir kırmızı kart vermediği iddia edildi çünkü penaltıdan ötürü değil. Genel olarak kötü bir hakemlik yönetti. Güvenilir bir hakem, maça hakim bir hakem izlenimi vermedi. Kötüydü genel olarak. Tabii bu kötülük maçın geneline de zaten yansıyor. Yani mesela Galatasaray bir hakemden korkmaya başladı bir yerden sonra dikkat ettim yani. Onu futbola çok yakın takip ettiğin zaman ya da bir takımı çok yakın takip ettiğin zaman onu hissediyorsun. Galatasaraylı futbolcular ya bu hakemden bize bir kötülük gelebilir hissiyatına kapıldıklarını ben gördüm sahada. Ve pek çok şey ona göre gelişmeye başladı. Ama tabii bu bir şey değil. Ne diyeyim, bu bir excuse, bu bir bahane olamaz. Galatasaray ikinci yarı felaket kötü bir top oynadı. Yani tek bir topu ayağında tutamıyorsun. İki tane üst üste pas yapamıyorsun. %80 oranında top rakipte kalıyor. Bana sorarsan %100 oranında rakipte kaldı aslında. Galatasaray sadece rakibin kendisine attığı topları uzaklaştırmak için ayağına değdiği sıra topu. %100 rakipte kalıyor top. Galatasaray'ın maçın ikinci yarısının son 30 dakikasında rakip kaleye gidebilmişliği yok. Ceza sahasını geçebilmişliği neredeyse yok. Pas yüzdelerine baktığı zaman Galatasaray'ın sayıca çok az pası var. Rakibin hemen hemen 1/3 kadar pas yapmış. Pas yüzdesi rakipte B oranla çok çok düşük. Hem az hem yüzdesi düşük. Yani şöyle söyleyeyim. Bu maçı izlersen Galatasaray'ın rakibi tarafından sürklase edildiğini görürsün. Ama kazanılan 3 puan var. Ama sonuçta kazandı. Ve bir kez daha geçen hafta bunu söyledim. Bu hafta bunu söylüyorum. Bu kazanmanın temelinde Fatih Terim'in futbola olan konsantrasyonu var. Rakip çok iyi izlenmiş, rakip çok iyi gözlenmiş, rakibin zaafları çok iyi ayarlanmış. Yani şimdi Galatasaray'ın bu bahsettiğim 5 pozisyonunun 5'inin de benzer bir şekilde hazırlanmış olması, bunların rakibin zaafları göz önüne alınarak bir oyun sistemi kurulduğunun ve o zaaflardan faydalanarak pozisyona girildiğinin bana sorarsan net göstergesi. Yani Galatasaray rakibe hangi kanattan girip hangi kanattan gidecek, hangi kanadı daha çok kullanacak ve nasıl pozisyona girecek konusunda belli ki iyi bir gözlem yapmış. Bunu Terim mi yapmış, yardımcıları mı yapmış ama sonuçta doğru bir taktikle başladı maça ve bu taktiği gole kadar uyguladı. Ama mesela şey pozisyonu, gösterilmeyen kırmızı kart pozisyonu çok belirleyiciydi. Mesela bunun Galatasaray üzerinde çok negatif etkisi olduğunu gördük.
hakeme olan bütün şey birdenbire bambaşka hale geldi. Ama yine de her iki tarafın oyuncuları da hakemin zaaflarından ya da hakemin ortaya koyduğu zafiyetten yararlanmak için oyunu çirkinleşecek bir şey yapmadılar. Ne Alanyaspor ne Galatasaray tarafı. Ama Galatasaray hakemden çekindi. Fakat Alanyaspor'u kutlamak lazım. Müthiş bir oyun oynadılar. Yani Galatasaray gibi takım karşısında sonuç olarak lider, sonuç olarak Türkiye Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi, iyi oynayan, 7 maçtır kaybetmeyen bir takım ve çok önemli şampiyonluk adaylarına karşı Beşiktaş maçından bu yana iyi performans gösteren bir takım karşısında bu takımı bu denli sürükle... Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ı bu hale düşüren bir de belki Real Madrid olabilirdi. Ya da Barcelona olabilirdi. Yanlış düşünüyorum. Çok geç, Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan maçlara baktığımızda Paris Saint-Germain en net iki maç Paris Saint-Germain'a Real Madrid deplasmanlarıydı. Orada bile biraz bu kadar kötü durumda düşmüştü. Değildi. Biraz orada top yapılmıştı gene. Aynen. Bu kadar kötü durumda düşmüştü. Fatih Bey, şimdi Fatih siz dediniz ya Fatih Terim futbola kendini verdi ve işler değişti diye. Sorum şu, Fatih Terim ne zaman futbola döndü olacak? Ardından da Fatih Terim'in o bahsettiğiniz hakemler üzerinden bir eleştirisi var. Onu ekrana getireceğim. Önce cevap rica edeceğim. Fatih Terim futbola ne döndürdü? Fatih Terim'in futbola döndürdü. Ara transfer dönemi döndürdü bence. Yani ara transfer öncesi yönetimle arasında çok ciddi bir güven bunalımı oldu aşikardı. Bu güven bunalımı hala aşılmış değil. Hala Fatih Terim'le bir sözleşme yenileme, şu bu falan filan gibi bir gayretler içerisinde olmadığı için yönetim ve bunu hiç de inandırıcı olmayan argümanlarla savunduğu için aralarında hala bir güven bunalımı var. Ancak alınan oyuncuların Fatih Terim'in acil ihtiyacını karşıladığını gördükten sonra Fatih Terim ve artık söyleyecek bir şey de yok. Yani karşılamasa bile yorgan bitmiş yani. Yorganını kavga edecek bir durum kalmamış artık. Fatih Terim orayı bıraktı ve buraya döndü. Ve şunu gördü Fatih Terim bana sorarsan. Ya ben elimi güçlü tutmak istiyorsam en güçlü olduğum yer sahada kendimi yeniden ispatlamalıyım ve göstermeliyim. Çünkü geçen sene de şampiyonun en büyük adayıydı ve belki pandemi krizi girmeseydi araya büyük ihtimalle şampiyonluğu göğüsleyebilecek bir form içerisinde Galatasaray. Fatih Terim bugün yine ben bu takımı şampiyon yapayım. Bu yönetim veya başka bir yönetim kim gelirse onun karşısında üstün taraf, masaya eli güçlü oturacak taraf ben olayım eğer masaya oturacaksam diye düşünmeye başladı. O zaman da işte hep söylediğim bir şey, yani Fatih Terim yönetmeye soyunduğu zaman kulübü çuvallıyor. Futbol takımını yönetmeye ve başarıya götürmeye odaklandığı zaman genellikle başarılı oluyor. O zaman maç sonuna gidelim. Fatih Terim hakemler üzerinden eleştirisi vardı. Onu izleyelim, devam edelim. Ceza yemek de istemiyorum ama şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi genç bir hakem veriyorsunuz. Çok güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyorsunuz. Ve daha evvel Süper Lig'de pek görmeye alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi VAR'a da Süper Lig'de düdük çalmamış bir hakem koyuyorsunuz. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Genç hakemler olmalı, hiç itirazım yok. Ya bari hani bir tarafı tecrübeli veyahut olayları doğru görecek. İkinci sarı kart yok. Kırmızı kart yok. Penaltı yok. O kadar bariz ki. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Eğer bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Yaşamak cesurların hakkı, bir tuzağı daha bertaraf ettik dedi. Fatih Terim'e özgü ifadeler. O yaşamak cesurun hakkı lafını kime söyledi acaba? Ben merak ettim onu. Sizce? Bir tahmininiz var. Acaba yönetime mi söyledi? Yönetim hiçbir şey söylemiyor ve konuşmuyor ve Galatasaray'ın hakkını savunmuyor diye düşünüyorum. Bir yandan da acaba hakemlere mi söyledi diye de düşünüyorum. Yani cesur olun kardeşim, federasyona baskılara boyun eğmeyin mi demek istedi. Açıkçası çok çözemedim ben. Sen çözebildin mi? Ben diyorsun Fatih Terim'i çözemiyorum. O yüzden hani nereye mesaj veriyor? Zor tabii yani. Fatih Terim'i çözmek zor. Bizim milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş'i çözmek zor. Çeşitli hocalarımızı çözmek. Aykut Kocaman'ı çözmek zor. Bizim hocaları çözmek zor gerçekten. Hepsi birer yavru Nietzsche olmuşlar. Yavru birer Heidegger olmuşlar. Ama Fatih Terim tabii herhalde hakemlere söyledi. Bilmiyorum. Fatih Terim'i terim yapan ifadeler bunlar. Kabul. Evet ama hani bu kadara gerek var mı Fatih Bey? Hani
Korkaklar, cesurlar, bir kere yaşar, 10 kere ölür. Bertaraf ettik. Zaten size olan şimdi bir sempati şöyle var. Cami şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak. Bak bu iri laflar edenler kimlerdir bir bak. Yani sadece sporda demiyorum. Sokakta da, dışarıda da. Şimdi gerçek düşünce adamları veya gerçek bilgili adamlar böyle çok iri... lan ne dedi acaba diyeceğini laflar etmek... lafını çok net bir şekilde tık diye söyler ve konu kapanmış olur. Bu biraz şeydir yani... boşluğun doldurulması ya da boşluğun... gölgelenmesi, gösterilmesi için yapılmış şeylerdir bundan. Yani iri laflar edeyim falan. İri laf etmeye gerek yok. Sen lafını doğru düzgün bir şekilde ifade edersen o laf zaten gerçekten daha iri, basitçe ifade edilmiş gerçekten daha iri hiçbir laf yoktur. Ama tabii bu eğitimle ilgili bir şeydir. İyi eğitimin yoksa o zaman onu böyle doldurursun. Bu hepsi için geçerlidir. Evet, bu tür sözleri çok duyacağız sezon bitene kadar. Şimdi Zorba Küçük'e dönelim. 28 yaşında. Bu sezonun büyük bir bölüm, ilk yarın tamamını VAR'da geçirdi. Bir çapraz bağ sakatlığı vardı. Hı hı. Onu atlattıktan sonra sezon ikinci yarısıyla beraber tekrardan saha işine döndü. Geçen hafta Trabzonspor maçında düdük çaldı. Vakeme'ye ikinci sarıdan gösterdiği bir kırmızı kart var. Evet. Ve Alanyaspor maçında Babakar'ın Luyendama'ya yaptığı hareket var. O pozisyonlar karşılaştırıldı. Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar olduğu için. Doğrudan kırmızı kart gerekir miydi? O zaman Vakayeme'ye ben bunu göstermiştim. Bu da sarıyı hak ediyor düşüncesi. Federasyon demek ki beni cezalandırmadı, doğru karar verdi. Bu da böyle olur düşüncesi. Kafasında neler vardı acaba? Şimdi kimsenin kafasında neler vardı bilemem ben. Ama ben şunu söylüyorum başından beri. Türk hakemliğindeki mesele standart meselesidir diye... bunu yıllardır burada söylüyoruz. Yani oyuncuların da bu standardı bilmesi, öğrenmesi, ezberlemesi gerekir. Hakemlerin de bu standardı bilmesi. Oyuncular ne yapacaklar abi şimdi? Bana kendini oyuncu yerine koy. Aynı pozisyon. Yani fotoğraflarına koyduğun zaman aynı pozisyon. Vakayeme'nin göğüsü... Vakayeme'yi demiyorum ben. Başka bir... yine Galatasaray maçından. Cagne mi? Cagne. Birebir, birebir, birebir aynı. Kafayı indiriş biçimi, ayağı kaldırış biçimi, duruşu. Tek fark var. Yanlış hatırlıyorsam şeyde... Cagne'de. Cagne'de temas olmamıştı. Yani daha doğrusu temas olmamıştı değil mi? Kaş açılması falan olmamıştı değil mi? Yok, Dorukhan'da bir kanama görmemiş. Kanama görmemiş. Yani tek fark o. Geri kalan her şey karbon kopya. Birinde kırmızı kart, birinde sarı kart. Şimdi bak bunun hangisi doğrudur bunu ben söyleme yetkisine değilim. İkisinden ama ikisinin birden doğru olma ihtimali yok. Bunlardan ya o doğru ya bu doğru. Ya Cagne'ye yapılan kırmızı kart fazla ya buna gösterilen sarı kart eksik. Birinden biri. Hangisi? MHK çıksın desin ki arkadaşlar Cagne'ye yapılan verilen kart yanlıştı doğrusu bu. Veyahut da desin ki Cagne'ye yapılan kart doğruydu. Burada eksik yapıldı. Cagne'nin bu arada Dorukhan değil Montero'ymuş. Montero evet. Hangisi doğru? Yani ben buna illa kırmızıdır demiyorum. O zaman Cagne de kırmızı değildi. Buna illa sarıdır demiyorum. O zaman Cagne de sarıydı. Ya hangisi? Sonuçta çünkü futbolcular da bir hareket yapacağız ama falan. Ya bunun karşılığı nedir diye düşünecek. Hiçbir yerde standart yok. Yani bu artık fotoğraflara baktığın zaman hani formaları değiştir. Sanki aynı pozisyon gibi. Bu kadar benzer olabilir. Ve bambaşka iki karar. Ya Zorbay Küçük hatalı. Cagne'ye kartı gösteren kimdi? Cüneyt Çakır. Ya Cüneyt Çakır hatalı. Hangisi? 28 yaşında genç hakemin mi hatalı? Yoksa Avrupa'daki gururun olduğunu düşündüğün ve bana göre kötü bir hakem olan? İkinci hakemi seçilen. Hangisi yanlış yaptı? Federasyon... Merkez Hakem Kurulu desin ki bunlardan bu doğrudur, bu yanlış uygulamadır kardeşim. Standardımız bu olmalıdır desin bana. O veya bu. Ben birini tercih etmiyorum. Birisi doğrudur da demiyorum. Sadece diyorum ki her işte olduğu gibi bu işte bir standart olmalı idi. Ama Türkiye'de nerede standartlar ki burada olsun dersen ondan da sana hak veririm. Ama ya Cagne'de atılmamalıydı ya burada Babacar mı, Babakar mı neyse. Babakar, Kuma Babakar. Babakar mı neyse işte o da atılmalıydı. Zaten programı düzenli takip edenler
ve bizlerin elimizde görüntü olduğu sürece Gustavo'nun pozisyonuyla Juventus maçında Cuadrado'nun pozisyonunu karşılaştırdık. Almanya Ligi'nden hakemlerin devam kararı verdikleri kartları burada elimizdeki fotoğraflar oradaki görüntüler üzerinden karşılaştırdık. Hep sorduk neden bu standardı yakalayamıyoruz diye. Yani beklediğimiz cevap bir türlü gelmiyor. Gelmez. Çünkü onlar da bilmiyorlar. Bence cevapları yok. Bir cevap veremezler. Çünkü hakemleri baskı altına alanlar zaten kendileri. Hakemlikte standardı oradan kaldıran kendileri. O yüzden bir cevapları falan da olamaz. Bunlardan da bir standart çıkmaz zaten. Şimdi Serdar Açılıklar yıllardır yabancı hakemi savunuyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçevi de derbileri yabancı hakem yönetsin diyor. Yabancı hakem olayı Türkiye'de tutar mı? Tutmaktan ziyade çözüm o mu? Şöyle söyleyeyim şimdi. Türkiye liglerine yabancı hakem yabancı bir şey değil. Senin yaşın tutmaz ama benimki de ucundan belki tutar. Türkiye liglerinde yabancı hakem maçı yönettiği çok maç oldu geçmişte. 60'lı yıllarda. Federasyonun davetiyle federasyonun... Evet evet resmi biçimde Türkiye liglerini... Bilmiyordum bunu. Yanlış hatırlamıyorsam Metin Oktay'ın ağları delen golü attığı maçın hakemi yabancıydı mesela. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani vardı Türkiye'de yabancı kendi maç çok maç yönetiler Türkiye'de. Peki o kıyısından hatırladığınız dönem şimdi mesela bugüne gelebilir mi o? Niye gelmesin? Yani sonuç olarak UEFA maçlarını yönetiyorsa niye olmasın ki yani? Yabancı sevdamız mı bu yoksa işte ya da bahsettiğimiz o kararlardaki standart mı? İnsanların kafasını karıştıran abi bu. Abi şimdi mesele şu yani. Bak her hakem hata yapıyor. İngiliz liginde hakemler hata yapmıyor mu? Fazlasıyla yapıyorlar. İspanya ligindeki hakemlerin rezilliğini görmüyor muyuz? Yanlış karar rezilliğini. Mesele hata yapmak değil. Mesele güvenilir olmak. Bir insan hata yapabilir ama ona güvenirsin. Dersin ya bu hatayı hata olarak yaptı. Bizim hakemlerdeki mesele şu. Bu çocuk bunu hata diye mi yaptı, korkudan mı yaptı? Bu çocuk bunu hata diye mi yaptı yoksa talimat aldığı için mi yaptı? Bunu bilmiyorsun. Buna güvenmiyorsun. Tabii yabancı hakem geldiğinde aynı şekilde sıkıntılar olmayacak mı? Ya federasyon bu yabancı hakeme maç başı attım 20 bin dolar verdi. Ona da bir şunu da şöyle yap dedi de olabilir. O da kesin çözüm değil. Mesele Türkiye'de kurumlara ve kişilere gerçek anlamda güvenmemek zaten. Çünkü... Her işin içerisinde siyaset var. Siyaset derken illa yüksek siyaset işte meclis partiler falan filan demiyorum. O işin içerisinde de bir siyaseti var. İşte ben oradan oraya falan filan. Her işin arkasında bir hesap var. Yoksa bile varmış gibi hissediliyor. Ve iftiranın yakışanından korkacaksın. Galatasaray'ı noktalayalım. Bir reklama gidelim Fatih Bey. Ardından da konumuz çok. Spor saatine devam ediyoruz. Galatasaray'ı nokta olduk. Ya bunlar reklam mı, kamu spotu mu? Yıllardır böyle değil mi? Ha? Yıllardır böyle. Bilmiyorum ben reklam diyor, reklam kamu spotu arası veriyorlarsa tamam. Yani sadece kamu işi yapıyoruz. Hilal-i Ahmer'e çalışıyoruz. Şimdi Fatih Bey, Fenerbahçe'ye geçmeden önce hakemler, standartsızlık, güvenilirlik, güvensizlik, federasyon dedik. Federasyonda yaşanan bir durum varmış. Neymiş? Şimdi Euro 2020'ye katılım primleri ödeniyor. Şenol Güneş bunları paylaştırıyor. Kasım 2019'da hak kazanan ülkelere primler veriliyor. Oyunculara yaklaşık... Yani UEFA'dan geliyor primler. UEFA'dan gelen primi federasyon bölüştürüyor. Şenol Güneş belirlemiş. Yaklaşık prim 1 milyon TL civarında. Adam başı. Toplamı. Onu dağıtıyor. Kurdan dolayı bugünkü rakam farklı olabiliyor. Sonrasında işler değişmiş. Milli takım ödemeler yapıldıktan sonra federasyonda çalışan bir yönetici, bir görevli, maaşı da çok yüksek olan bir isim ben de pay istiyorum demiş. Federasyon görevlisi. Evet. Teknik görevli mi? Yok, yönetici. Yönetici. Profesyonel. Profesyonel yönetici. Benim de payım var demiş bu işte. Allah. Ondan sonra da Başkan Nihat Özdemir'le araları açılmış. Sonra bu? Genel Sekreter Kadir Kardeşoğlu söyleniyor. Oo. Sonrasında da Nihat Özdemir'in kulüplerle... Federasyonun gizli başkanı denen kişi yani. Yayıncıyla
sorunları ortaya çıkıyor. Yanlış yönlendirmeden, yanlış bilgilendirmeden dolayı arayıp soranları da Nihat Bey'e sorun gibisinden yönlendirmede bulunuyormuş. Böyle bir iddia var. Ne dersiniz? Milli takım, ya daha doğrusunu sormak gerekiyor. Sayın Kadir kardeş, acaba sahayla ilgili ne atmış da pay istiyor? Gol mü atmış? Fransa maçında penaltı mı kurtarmış? Tabii şuna bakmak lazım. Şimdi Kadir kardeşi tanımam. Tanımam derken yani şahsen bir tanışıklığım yok. Hayatımda görmedim adamcağızı. Ama hakkında burada hiç iyi şeyler söylemedik bu güne kadar. Yani işin yapış biçimi, federasyonda gölge başkan gibi davranıyorması falan filan gibi bir sürü yanlışlığın içerisinde olduğunu, işte beyinle olan ilişkiler falan gibi meselelerde çok aleyhinde. Teminat mektubu döneminde. Teminat mektubu döneminde falan çok büyük hatalar yaptığını hep söyledik burada. Ama bu meseleye şöyle bakmak lazım. Bu arkadaşın federasyonda yapmış olduğu sözleşmede ne var? Herhalde Kadir kardeş midir adı? Ne ise. Bu arkadaş da kalkıp da hiçbir yerde olmayan bir parayı ya da hiçbir sözleşmesine falan geçmeyen bir parayı bana verin diyecek kadar şuurunu yitirmemiştir diye düşünmek istiyorum. İyi niyetle düşünüyorsunuz. Çünkü başka türlü olamaz yani. Şimdi mesela ben hakkım olmayan bir şey nasıl isterim ki? Bununla ilgili en azından hakkım olduğunu iddia edebileceğim bir dayanağım olması lazım. Bu dayanak ne? Böyle bir dayanak var mı? Yoksa eğer zaten federasyon bu kişiyi görevden dün kovmayarak büyük bir hata yapıyor demektir. Çünkü sonuçta sen maaşını alıyorsun. Hem de çok yüksek maaş aldığını söyleyebiliyorsun federasyon. 100 bin dolarlardan falan bahsediyor. Bilmiyorum. Ya. 100 bin dolar mı? Öyle diyorlardı, bilmiyorum. Ben TL biliyordum da. TL mi? Ya da TL neyse işte bilmiyorum. Çok yüksek paralardan bahsediyor o zaman. Dolar diye hatırlıyorum ama neyse belki TL'dir, bilmiyorum. Büyük paralar aldığı söyleniyor. Büyük paraların yanı sıra işte içeride bir takım başka organizasyon içinde olduğu ile ilgili zaten çok ağır suçlamalar vardı. Kendisine federasyon yani çıkar çatışması olan pozisyonlar içerisinde olduğu söyleniyor. Bir de üstüne bunu istiyorsa yani bunu federasyon niye kovmuyor diye ben merak ederim. Arkasında bunun hangi güç var? Bu yüzsüzlükse eğer, çünkü sözleşmede yer almıyorsa yüzsüzlüktür. Bu yüzsüzlüğü yapmasına cevaz veren ilişkiler ağı nedir? Ben onu merak ederim o zaman. Bir açıklama gelir diye düşünüyoruz da bizim düşündüğümüz birçok şey zaten açıklanmıyor. Hiçbir açıklama gelmez. Ya. Vardı çünkü onun arkasında biri vardı. O onun amcası da olur, onun dayısıdır. Oraya bilmem kim atatmıştır, o oradan gelmiştir falandır filandır. Bir sürü bir şey vardır yani. Ya umarız bu konu aşağılarda kalmaz, gündemde olur, konuşulur ki o zaman gerçek ortaya çıksın. Ben gerçekten sana söyleyeyim, bahsettiğiniz bu gibi kapatılır gider. Var mı? Kapatılır gider bu konu. Türkiye'de her şeyin olduğu gibi bunun da kapatılacağından emin olabilirsin. Hatta belki kendisine ya tamam fazla uzatmamışsın açıklama bir para veririz falan deyip kapatabilirler. Ya bu federasyon bütün kulüplerin ve bu kulüp federasyon bütün Türkiye'nin federasyonu diyor değil mi? En azından kulüplerin yani bütün Türkiye'nin değilse bile. Bu federasyonun bordrosunda kaç kişi var? Bunlar hangi maaşları alırlar? Bunu kimse öğrenebildi mi? Federasyonun ortağı olan kulüpler öğrenebildi bunu. Bir takım gazetelere buradan paralar maralar veriliyor falan diyoruz. Danışmanlık bilmem ne falan filan adı altında. Bunlarla ilgili bir bilgi açıklandı mı? Bunu soranlara bir şey söylendi mi? Ana muhalefet partisi dahil olmak üzere. O günden beri cevap yok. Ses yok. Yok. Fenerbahçe sahasında bu sezon 5. kez yenildi. Göztepe 1-0 kazandı. Erken bir gol 9. dakika. Sosa'nın Göztepe ceza sahası içinde kaptırdığı top, ardından atılan uzun top. Süper Lig'in en hızlı futbolcularından Halil Akbunar. Caner'i geçti, kaleci Altay'ı çalımladı, ardından da boş kaleye topu plaseledi. Sonrasında Fenerbahçe'nin çabaları, girişimleri, atakları... Gol gelmedi. Mesut Özil'li Fenerbahçe sahasında 1-0 yenildi Göztepe'ye. Şimdi ondan önce sana bir şey soracağım. Sen Habertürk spor müdürüsün değil mi şu anda? Evet. Habertürk televizyonunun altyazılarında Galatasaray'la ilgili bir şey geçiyor. 26. haftayı Galatasaray 54 puanla lider tamamladı diye. Galatasaray yanlış yazılmış. GL Atasaray. Onu bir düzeltirsek iyi olur. Tamam. Değerli hocamız Hüseyin Bağcı uyarmış bu konuda yanlış yazılıyor diye. Evet, onu kapattık, tamam. Şimdi onu söyledik.
Onu ben mevzideki arkadaşım duydu. Onu bazen biz yazılıyoruz o kayan yazı, yani kayan yazılımız. Bir harfi, şey orada oldu. Bazı harfleri karıştırdığımız. Profesör Hüseyin Bağcı hocamız oluyor. Uyarmış. Teşekkür ederiz kendisine uyarısı için. Fenerbahçe evet. Göztepe maçı. Sahasın Süper Lig'de dış sahanın lideri. Fenerbahçe ama iç sahada küme düşüyor. Küme düşmüyor ama yani bugün işte düşecek. Bak 21 takımlı ligde 5 ve üstü mağlubiyet alan takım sayısı 21, 13, 8. O 8 takımdan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin iç sahada böyle bir serisi şampiyonluğu oynayan bir takımın bu kadronun pek yaklaşmaz yanına, yakışmaz daha doğrusu. 1-0'lık mağlubiyet Erol Bulut'a mı yazar, futbolculara mı yazar? Ya da Göztepe'nin hakkını yemeyelim mi? Göztepe'nin hakkını yemeyelim de başka bir şey. Fenerbahçe'nin yediği golü izledin değil mi? Evet. Dakika kaç? 9. dakika. Bir takım 9. dakikada böyle bir gol yer mi kardeşim? Rakibin hızlısını, yavaşını, şuyunu, buyunu her türlü şeyi bir kenara bıraktı. Böyle bir golü şampiyonla oynayan bir takım 9. dakikada yer mi? Böyle bir golden kastım şu. Sanırsın maçın son 10 dakikası oynanıyor. Fenerbahçe'nin artık hiçbir çaresi kalmamış. Bütün hatlarıyla hücum etmekte ve illa bir gol bulmak istiyor. Ve o yüzden de savunma güvenliğini falan boş vermiş. Savunmada da bir kişiyi belki bırakmış, belki bırakmamış. Dakika 85'te bir golü yese Fenerbahçe dersin ki abi genç vurlardı, şanslılardı. Ha bir puan, ha sıfır puan dediler. 3 puanla koşuyorlardı. Böyle bir gol oldu diyebilirsin. Ama maçın 9. dakikasında rakip sahada bütün oyuncularınla varsın. Kalecin hariç. Savunma güvenliği için bir tek orada Caner'e, o da durması gereken yere değil, alakasız bir yerde duruyor. Ya bu arada Caner kendi yarı sahasında değil, onu da söyleyelim. Evet, o da rakip sahada. Yani Altay hariç 21 futbolcu Göztepe yarı sahasındaydı. O da rakip sahada, en gerideki oyuncu o ve yine durması gereken savunmayla ilgili bir yerde de durmuyor. Abuk bir yerde durmuş o sırada niyeyse ve bir uzun top ve gol. Şimdi daha vahime olabilirdi mesela. Altay bir de kırmızı kart görebilirdi. Çünkü rakibi düşürebilirdi yani. Her şey olabilir orada. Geri koşuyorsun, geri koşarken kötü koşuyorsun. Rakip vurduğunda mesela beklersin göre kayarak yerden bir hedef kapatan bir şey olsun değil mi? Hayır, onu da yapmıyor Caner. Bir abuk bir gol yediler. Bu maç, bu gol 85. dakikada yenirse bunun dersin ki evet abi. 3 puan için mecburlardı, bu riski aldılar. 9. dakikada yersen dersin ki bu nasıl takım kardeşim? Bu nasıl yönetilen bir takım? Bu nasıl bir futbolcu grubu? Nasıl bir futbol anlayışı? Dersin bir. Bu hocanın böyle bir taktiği olabileceğini ben zannetmiyorum. Buradaki hocanın kabahati şudur. Bu takıma hocanın demek ki etkisi yok. Herkes kafasına göre çıkmış sahaya bir şey yapıyor. Hayda. Mahalle maçı bu. Bu mahalle maçında yenecek gol. Yanlış düşünüyorum. Ya mahalle maçın dediğin yenir evet ama dakika olarak değil. Dediğiniz o konuda haklısınız. Şimdi iki. Bunu yedik. Şimdi bir gol yiyeceğin zaman dakika 80'de mi yemek istersin? Dakika 9'da mı yemek istersin? 9'da yemek isterim. Çünkü bunu telafi edeceğin önünde uzatmalar hariç 81, uzatmalar beraber en az bir 90 dakika var demektir. Koskoca Fenerbahçe 90 dakika boyunca bir tek dişe dokunur tepki veremiyorsa çok ayıp. Kaleci İrfan Can'ın böyle 5-10 tane kurtarışı olmadı. 2 tane kurtarışı İki tane. Vardı. 2 tane, 1,5 tane hatta. Şimdi dönelim buraya. Haftalardır benim söylediğim ne kardeşim burada? Fenerbahçe çok kötü futbol oynuyor. Fenerbahçe kötü oynayıp kazanıyor. Bir gün kötü oynayıp kazanamayacağı günde olur. Ama avantajı şu, belki arada toparlayıp forma girme, takım haline gelme imkanı bulabilir. Ama bulamadı. Şimdi Kasım ayından sonra biz tamamız diyen
bir teknik direktör ve ağzı oldukça üst düzey laf yapan bir sportif direktör ve herkesle tartışmaya hazır bir yönetim, bir anlamda kafasını topa uzatan bir yönetim var Fenerbahçe'de. Yönetim olarak bir şey diyemeyiz yönetimin Fenerbahçe için kendini yıpratmasına. Ama sonuç olarak baktığın zaman ortada bir silsile halinde başarısızlık var. Büyük paralar harcanmış, limitler mimitler falan filan aşılmış. Ortaya çıkarılan takım uyumlu ve iyi bir takım değil. Büyük hedefler, büyük hayaller, büyük vizyonlardan bahsedilmiş. Ortaya konan vizyon öyle bir büyük vizyon değil. Futbolcular açısından olsun, teknik heyet açısından olsun. Şimdi düşün mesela, bizim hayallerimize bile yetişemezsiniz noktasında. İşte Ersun Yanal geliyor birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra. Sonra Alanya Spor'dan bu genç arkadaş geliyor. Fenerbahçe aradığı ve kendisi uzun yıllar hizmet edecek teknik direktörü buldu falan filan şeyle geliyor. Ya mesela ben böyle bir Fenerbahçe yönetiminden ve böyle iddialı gelmiş bir yönetimden şunu beklerdim. Fenerbahçe taraftarı bunu beklerdi. Bugün takımın başında Jürgen Klopp vardı mesela. İsmi atıyorum. Önemli değil ismi. O karatta, o ayarda. Fenerbahçe'de bu ayarda adamlar teknik direktör yaptılar ya, yapmadılar da değil. E abi. Yani sen şimdi bir zamanlar kralıydı Mısır'a, şimdi kaldı Çora bile Nasır'a. Emre. Teknik direktör neydi adı? Erol Bulut. Erol Bulut. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Yani şöyle söyleyeyim bak, Fenerbahçe bugün hala çok başarısız değil. Liderin 3 puan gerisinde. Ama sıkıntı şurada. Bir anlatılan hikayeyle ortaya konulan tablo çok farklı. Senaryo okuyorsun, müthiş bir senaryo yazılmış. Çekilen filme bakıyorsun, rezalet. Aralarında bir uyumsuzluk var daha doğrusu. Senaryodaki kaliteyle anlatılan hikayeyle oynanan hikaye arasındaki kalite farkı büyük. Demek ki ortada bir yönetmen sorunu var. Tiyatro gibi baksak buna. Oyuncu sorunu var. Tiyatro sahibinin de muhakkak bunda bir payı var. Çünkü yanlış yönetmeni seçmiş, yanlış oyuncuları seçmiş. Ve o yüzden de şahane bir senaryo vardı şeyin tiyatro yönetiminin elinde. Herkese açıkladığı ama sahneye konan şey bir tuluat. O yüzden Fenerbahçe başarısız. Yoksa 3 puan geride. Bu kapanabilir de, daha açılabilir de. Fakat kapanacağına ilişkin ışık az, açılacağına bu farkın ilişkin beklenti ne yazık ki daha fazla Fenerbahçe açısından, ne yazık diyorum. Erol Bulut öyle düşünmüyor ama. Şimdi Erol Bulut ne düşündüğünü ben bilmiyorum. Erol Bulut bir şey düşünüyor mu ondan da emin değilim. Bir ses verilmiyor mu? Verelim. Ardından devam edelim. Rakibimiz kazandı bir haftada. Bizim mağlup olmamız tabii ki bize üzdü. Zeminin de çok kötü oluşu. İstediğimiz o pas trafiğini yapamadık. Önümüzde 15 tane lig maçı var. 45 puan var, alınacak. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmak istiyoruz. Zemin diyor. Pas şey trafiği yapamadık diyor. Çok güzel söyledi. 15 maç 45 puan diyor. Şimdi Fenerbahçe Göztepe deplasmanına mı gitti bu hafta? Yok, 2000 yılından beri yenilmediği Göztepe'yi konuk etti. Maç Fenerbahçe sahasında değil mi? Ülker Kadıköy'de, şu Saracoğlu stadındaydı. Şimdi Ülker stadındaydı. Şeye gidiyor olursun da deplasmana, beklemediğin bir sahayla karşılaşırsın ve basın toplantısı yaparız derler ki buna sağ kardeşim. Galatasaray nerede? Malatya'da mı felaket bir sahayla karşılaştı? Malatya'ydı. Şimdi dersin ki böyle saha olur mu? Saha konusu konuşacak olursak o zaman şöyle diyelim. Büyükşehir Belediye Erzurum deplasmanı Süper Lig'in Malatya ile beraber en kötü sahası ama 3-0 kazanan Fenerbahçe var. Yani şimdi böyle bahaneler bulmak komik. Birincisi ya bu saha senin sahan ya. Ve bugün sahayı oynanabilir durumda tutamıyorsa Fenerbahçe, bu da ayrı bir komedi olur. Ne demek ya saha?
İki de iki saha kötü. Kar yağdı, fırtına oldu. Geçen hafta çatı attı, bilmem ne oldu oynamış falan filan. Sen de ona göre oynarsın yani. İlla o zaman mesela Mesut'u oynatmazsın. Topu yerine oynamazsın. Bu maçta 90 dakika boyunca sahada kalmalı mıydı? Mesut Özil bu maçta ilk 11 çıkmalı mıydı diye sorsam ben sana. İlk 11 çıkarmama şansı var mıydı? Yoktu. Yoktu çünkü sorun zaten burada. Fenerbahçe'yi artık kimse yönetmiyor. Kastım şu. Fenerbahçe'yi yönetim kurulu yönetiyor mu diye düşünürsün mesela. Düşünebilirsin. Niye düşünebilirsin? Yönetim kurulunun anlattıklarıyla bugün gerçek olanlar arasında büyük farklılık var. Diyorsun ki bazı şeyler demek ki yönetime rağmen tribün baskısı, o baskısı, bu baskısı, şu baskısı bir şekilde yönetime rağmen oluyor bazı şeyler. Ersun Yanal'ın gelmesi gibi, Emre'nin gelmesi gibi, Mesut'un alınması gibi. İşte bazı şey yönetime rağmen olunca hocaya rağmen de oluyor. Şimdi sen Mesut'u alıp da oraya koyduğun zaman ya ben sana bir hikaye verdim. Yıllar önce Galatasaray çok önemli bir oyuncu transfer ediyor. Bunu anlattım daha önce. Teknik direktör dedi ki başkana söyleyeyim bu oyuncuyu almasın dedi bana. Ben de başkana gittim söyledim. Faruk abi başkan süre. Dedi ki ya ben alayım o kenarda otursun ne olacak ki dedim. Şimdi yönetim alır. Teknik direktör kenarda oturtma lüksüne sahipse eğer hiç sorun yoktur. Ama yönetimin aldığını teknik direktör kenarda oturtamıyorsa eğer o kapasitede değilse, o inandırıcılıkta, o güçte değilse sorun var demektir. Mesut bir gün belki iyi oynayabilir. Bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman iyi oynayamayacak Mesut. Belki de Fenerbahçe asla uyum sağlamayacak. Onların hiçbirini bilmiyoruz şu an için. Bildiğimiz tek şey Mesut Özil'in Instagram'da bana iyi cevap verdiği. Ama bunun dışında mesela Mesut Özil 3,5 milyon euro denen transfer parasını ya da yıllık ücretini ki öyle olmadığını herkes de hemen hemen biliyor. Instagram'da bana cevap vermek için mi oluyor? Yoksa sahada rakiplere cevap vermek için mi oluyor? Bilmediğim için soracağım. Size ne cevap verdi Fatih Bey? Yani sosyal medya... Ben onun bir paylaşımıyla ilgili herkesin ve onun da yanlış anladığı bir şekilde ama o çok yanlış anlamıştı. Çoğunluk yanlış. Ben dedim ki Mesut Özil'e ya keşke değil. Ya, madem yerli ve millisin Türkiye'den bir cami koysaydın da milyonlarca takipçin için Türkiye'den güzel bir şey olsaydı dedim. Buna bu hafta yine bir yerden, bir yurt dışında bir yerden, bir başka bir İslam ülkesinden bir cami koymuş ve İslam evrenseldir, şudur budur, dişte ülkesi yoktur falan filan demiş. Tamam, iyi cevap. Kendi inancı doğrultusunda hiçbir itiraz yok bu cevabına ama yıllık 3,5 milyon euroyu minimum o da bildiğimiz. Sen bir gazeteciye cevap vermek için mi alıyorsun yoksa sahada sana gol atan rakiplerine cevap vermek için mi alıyorsun? Bu ayrı bir şey. Eğer Twitter'da atışmanın bedeli 3,5 milyon euro ise çok iyi. O zaman ben onu daha çok yazayım, o da bana daha çok yazsın, parasını daha çok hak etsin diyeceğim. Ama değil. O sahada gol atmak, gol attırmak, takımını daha başarılı hale getirmek için o parayı alıyor. Benimle dalaşmak için değil. Bana vereceği cevap Twitter'da olmamalı. Sahada olmalı. Ve herkese vereceği cevap. Mesut Özil. Şimdi mesele bu. Ama yarın iyi olur. Olur. İnşallah olur. Hiçbir zaman iyi olmaz. Olasılık dahilinde. Dünyada böyle çeşitli büyük transferler yapılıp çok umut verip hiçbir şey olmamış oyuncular da var. Bilmiyoruz bütün bunları. Ama dediğim gibi esas mesele Fenerbahçe bir başı bozukluk içerisinde görünüyor. Genel bir başı bozukluk var. O öyle kimin ne dediği belli değil, herkes bir şey söylüyor falan. Tatsız bir durum var. Fenerbahçe şöyle kapatacağım. Hafta sonu Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor Fenerbahçe tahmininiz? Baktığın zaman Trabzonspor şu anda favori görünmekle beraber Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un hiçbir zaman şansının çok tutmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'nin de maç Trabzon'da bildiğim kadarıyla. Evet. Fenerbahçe'nin de deplasmanlarda daha iyi oynadığını, daha rahat oynadığını biliyoruz. Kuvvetle muhtemel berabere bitmesi uygun görülen bir maç. Ama şunu da itiraf etmeliyiz ki ya da şunu da göz önüne almalıyız ki itiraf lafı çok doğru değil. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki teknik direktörlük performansı giderek yükseliyor.
Beşiktaş'ta yapmış olduğu hataları yapmıyor. Başakşehir'dekine oranla daha olgun ve daha tutarlı bir teknik direktörlük gösteriyor. Ve Trabzon'da da takımda iyi bir kan uyumu oluşmuş vaziyette. Çok garip bir şekilde birdenbire o oluştu. Yani bu hafta neredeyse çoluk çocuk diyeceğimiz gençlere çıktılar sahaya ve gayet de iyi oynadılar. 7 koronavirüs vakası. 3 evet. sakat, 1 cezalı. Evet. Koronavirüslülerin başında kaleci Uğurcan geliyor. Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olarak sayarım. Vakayeme takımın her şeyi diyebileceğimiz bir isim. Flavio. Evet evet. Yani çok 4 tane as isim yok. Kaleye ilk defa 17 yaşında bir lise öğrencisi geçiyor. Evet. Oyuna girenler, süre alanlar. O Trabzonspor zor durumdaki bir Başakşehir deplasmanından puan almayı başarıyor. Yusuf Sarı oyuna giriyor. 1,5 dakika sonra 80 metre driplikle gol atıyor. Yani Trabzonspor'da hava oldukça iyi. Zaten maç sonunda Abdullah Avcı'da denize durum coşkulu. Fenerbahçe karşısında bu koronalar oynayabilecek mi? Test sonuçları bakılacak. Takip edilecek ve tabii ki o karantina süresi. Süresi var. Göreceğiz. Süresi. Büyük ihtimalle yarın ve perşembe günü bir daha test yapılacak. Bunları konuştuk ama... Yani zor maç. Her iki taraf açısından zor maç ama dediğin gibi normalde favori Fenerbahçe'dir. Fakat Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor'da ciddi bir takımlaşma havası var. Abdullah Avcı'nın şu ana kadar bir mağlubiyeti var Trabzonspor'da. O da iç sahada Galatasaray'a karşı. Fatih Bey, şimdi Fener'i konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk, Trabzonspor ama bu arada Fenerbahçe ile ilgili bir notum daha olacak. Önce Göztepe'nin hakkını yemeyelim. Ünal Karaman'la önce Başakşehir'i mağlup ettiler. Ardında Fenerbahçe deplasmanda kazanmayı başardılar. Halil Akbunar'la ilgili bir görüşüm olacak. Bence Euro 2020 kadrosunda, geniş kadroda... Golü atan çocuktan bahsediyorum. Evet. Yer bulması gerektiği düşüncesindeyim. Alternatifli kadroda. Sonrasında götürülmez. Valla golde çok ustaca top sürdü. Bilemiyorum. Bitirme vuruşu da çok iyiydi. Çok beğendim ben ama tabii milli takım başka bir seviye. Yani kadroyu zorlayıcı açısından aday kadroya çağrılabilir diye düşünüyorum şu anda ligin. Çünkü gol asist bakımından en üretken futbolcu. Çok üretken evet. Evet. Emre Belözoğlu hafta içinde basın toplantısı, sohbet toplantısı yaptı. Orada işte bu çok konuştuğumuz hakem kararlarıyla. Bu hafta değil, geçen hafta da. Yok, bu hafta da yaptı. Bu hafta da yaptı, evet. Yani perşembe günü yaptı. Cuma günü haberleştirildi. Hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz. Hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden, VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe dedi. Hüseyin Göçek'e güvenmek istiyorum dedi. Hüseyin Göçek'le bir maç oldu mu Fenerbahçe Göztepe karşılaşmasında? Vallahi şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltısını verilmediğini düşündüm. Verilmediğini? Evet. Şöyle bir şeyin... Kimin... Serdar Aziz'in pozisyonu mu? Yok, değil. Sinan mı? Sinan. Sinan pozisyonunda sanki penaltı diye düşündüm ben. Ben o pozisyonu bugün konuşmuştum sizi. Daha sonra tekrardan baktım. Maçı kaydetmiştim. O bölümü izledim evde. Benim görüşüm, bence Sinan orada kambura yatıyor. Hakem de o çünkü çok net önünde oluyor. Zaten baktığın zaman Fenerbahçeli futbolcuna bir itirazı olmadı zaten. Orada büyük bir itiraz yapmadılar açıkçası. Mesela ben maçı seyrederken onu penaltı diye düşünmüştüm açıkçası. Bunun dışında sonucu etkisi olan bir hareketini görmedim. Yani Hüseyin Göcek'in. Çok böyle hakemlik bir maç olmadı. Hakemlik bir hale Fenerbahçe'de rakibi de maçı taşımadılar. Zaten hakemlik bir hale olsaydı Fenerbahçe yönetimi bugün zannederim Türkiye'yi yakıp yıkıyordu. Çünkü bu konularda seslerini asla düşük tondan çıkarmıyorlar. O yüzden Hüseyin Göcek'in bana göre, ben açık söyleyeyim yani bugün seninle konuşuncaya kadar da o kanaatteydim ama sonra senden sonra birkaç bir şey daha konuştum. Fenerbahçe'de birkaç şey daha konuştum. Onlar da senin gibi söyledi. Ben ama maç sırasında ben onu penaltı diye görmek istiyorum. Tabii ki zaten yani maçın VAR hakemi de Mete Kalkavan'dı. O pozisyonla ilgili çok yanıltıcı bir şey olsa mutlaka çağrılırdı. Evet. Dediğim gibi ben izledim, baktım. Ben Sinan'ın kambura yaptığını düşünüyorum. O pozisyonla ilgili düşüncem bu şekilde. Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda nasıl oynayacağını taraftar da merak ediyor. Yönetim de merak ediyor bence. Çünkü artık kadro çok değişecek. Tiam vallahi yeri bulamıyor. Pelkas geri döndü. Mert Hakan oynayan Mert Hakan oyuna girmedi.
garip. Yani zor tabii. Yani bir de yani şaşırdın mı bir kere? Bir kere bir dengen bozuldu mu işler biraz zorlaşır. Şimdi Fenerbahçe kendi kendine de dengesini bozdu bir yandan. Yani şimdi bugün sosyal medyaya falan bakıyorum böyle bu sporla ilgili neler konuşuyor falan filan diye. Down diyorlar kardeşim Fenerbahçe. Christoph Daum. Serhat Akın ortaya attı onu eski. Onu attı. Evet. Bugün sosyal medyada gördüm ben de. Böyle bir... Ya Daum kaç yaşında? 80 oldu mu? Yani Türkiye'den kokain rezaletiyle anılan bir adam. Yani şimdi sen Fenerbahçe gibi benim ufkumu siz anlamadınız dedikten sonra Daum'u getirirsen eğer... Üstelik de kokainle anılan bir Daum'u getirirsen eğer sen kime neme sevdiysin kardeşim? Ya bu yani şimdi saçmalamanın yani Fenerbahçe saçmalama noktasına geliyor. Abi saçmalamayın. Ya teknik direktör değişikliği ben bilmem ister yaparlar ister yaparlar kendi bilecekleri şey. Ama alternatifi Daum'sa eğer ben daha iyi bir isim söyleyeyim onlara. Veselinovic var. Öldü ama olsun. Öldü ama olsun. Taşını getirirsin, koyarsın dersin ki ya böyle bir şey olabilir mi? Didi var falan yani. Yo, o kadar eski gitmenize gerek yok. Kulübede yardımcısı var. Kim var? Volkan Demirel yapar. Nasıl olsa... Onu da yapmadı ortaya çıktı yani şu anda. Yardımcısı da yani... ama ne bileyim... Hocam yok dünyada yani. Yani Daum ne demek ya? Hocam yok dünyada. Serhat Akın herhalde ligi bildiği, bu dönemleri bildiği için, onun tecrübesine güvendiği için. Ligi bildiği, Daum Türkiye'de ne zaman çalıştı? En son Fenerbahçe gönderdi Daum işte. Yok, şampiyon yaptı sonra gönderdi. Sonra bir Antalya'ya mı bir yere geldi? Bir yere geldi galiba değil mi? Geldi. Bursa'ya mı geldi? Geldi, Daum Türkiye'ye geldi ama yani olmuştur bir 10 senesi vardır yani. Neyini biliyor Allah aşkına? Yani ben geldiyse de ben de kalıcı geldi, bir şey bırakmış. Sanki geldi diye hatırlıyorum, bir yerlere geldi. Doğru. Trabzonspor'u biraz daha konuşmak gerekiyor. 1-0'lık. Bir şey daha söyleyeyim ya. Özür dilerim, lafını kestim ama şimdi şu geçen hafta burada benim söylediğim bir şey ya şimdi bu sosyal medya hakikaten felaket bir yer. Şöyle felaket bir yerdeyken şunu kastediyorum. Şimdi biliyoruz ki toplumun ortalama IQ'ları çok yüksek değildir zaten. Yani işte Türkiye'ninki iyice Avrupa ortalamasının Avrupa'da son sırada Sırbistan'la beraber IQ ortalaması milletçe. Bir başka veri var. PISA skorlarında eğitimle ilgili gerçi bu ama yani eğitim öyleyse eğitim sonrası ve eğitimsizde nasıldır düşünmek bile felaket. Şöyle. Bursa'ya çalıştırmış en son Daum. Evet. Şöyle. Türk öğrencilerin %74'ü yanlış hatırlamıyorsam okuduğunu anlamıyor. Bunun biraz daha üzerinde bir oran. Okuduğunu ifade edemiyor. Pardon, bildiğini ifade edemiyor. Sosyal medyada böyle bir şey var. Lafı anlamadan veya başka bir yerden anlayarak veya lafı bağlamanın ne olduğunu bilmeden veya bilerek kopartarak. Ve geçen hafta burada diyorum ki ben, bu sezon itibariyle şeyin performansı, son maçlara baktığımız zaman Fenerbahçe kalecisinin performansı Mustera'dan daha iyi. Mustera şurada şu hataları yaptı 3 hafta içerisinde. Evet bunlar gol olmadı Allah tarafından ama şu hataları yaptı. Fenerbahçe gecesi Altay hataları yaptı. Şu andaki form durum açısından Altay daha iyidir. Evet. Şimdi bu sosyal medya şöyle yazıyor. Fatih Altaylı, Altay Mustera'dan daha iyi kaleci. Yahu kardeşim Allah aşkına. Bu demek o demek mi? Şimdi Mustera bunca yılın tecrübesi, bunca yılın birikimi şusu busu. Altay 10 sene sonra konuştuğumuzda ya Mustera vardı ama Altay geldi ondan daha iyi bir kaleci oldu diyebiliriz belki. Veya Uğurcan için de diyebiliriz bunu belki. Ama ben diyorum ki abi ben bu bardağı senden daha hızlı alırım buradan diyorum. Bunu alıyorlar diyor ki Fatih Altay'la kimse benim evimden bardak alamaz diye. Böyle bir şey değil mi? Onu bir düzelteyim dedim ya. Benim ve zaten Mustera da bu hafta beni yalanlamak istercesine ya da beni yanıltmak istercesine şahane bir performans sergiledi. O da ayrı. Trabzonspor'a değindik ama biraz daha şey vurgulamak gerekiyor. Bu performans böyle giderse yani şampiyonluk performansı Trabzonspor'da inanmaya başladı.
Şehir, yönetim, yerel basın ve hepsinden önemlisi futbolcu grubu artık. Şimdi inanmak bir şeydir tabii, önemli bir şeydir ama söylediğim, daha önce söyledim yani. Keşke sezona bu teknik direktöre başlasaymış Trabzon. O zaman dediğin doğru olabilirdi. Şimdi sıkıntı şurada. Ama burada o zaman size anlatmıştınız hikayeyi. Görüşüldüğünü, neden kabul edilip edilmediğini zaman. Ama burada Abdullah Avcı cephesine sormak gerekiyor. O kabul etseymiş o zaman. Tabii şimdi ama bunu da söyledik. Kaybedecek bir şey olmayan bir Trabzonspor'a gelmek başka bir şey. Çok iddialı bir Trabzonspor'a gelmek başka bir şey. Geldiğinde ne yapsa, o kadar büyük bir başarı üstüne geldi ki ne yapsa başarılı olacaktı. Ama ultra başarılı oldu. Belki kendi beklemedi o kadar başarıyı. Ama şimdi sıkıntı şurada. Geçen hafta aynı şeyi söyledim. Önünde üç takım var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Fenerbahçe'de puan farkı 3'e düştü, kazanırsa eşitlenir. Üçünü birden geçmek çok zor. Fenerbahçe geçebilir. Galatasaray geçebilir. Beşiktaş'a geçebilir. Ama üçünü birden geçmek başka bir hikaye. Çünkü sonuçta bunlar da kendi arada oynayacaklar. Kendi maçları var, benzer falan filan derken o zor. Yoksa elbette olabilir. Niye olmasın? Her şey mümkün ama bu üç takımın üçünü de geçmek, şimdi mesela Fenerbahçe 3 puana geldi. Niye? Çünkü Galatasaray geçen hafta Fenerbahçe'yi yendi. Galatasaray geçen hafta Fenerbahçe'yi yenmeseydi, bugün Fenerbahçe yukarıdaydı, Galatasaray biraz aşağıdaydı. Galatasaray'la fark azalmış olacaktı. O yüzden diyorum, üçünü birden geçmek daha zor bir iş, başka bir şey. Koşuyorsun, önünde 3 tane çok iyi atlet var. Şampiyon olmak o üçünü de geçmeye gerektiriyor. Hadi birini... sprinti iyi değil, onu yakaladın geçtin ama birinin de şahane sprinti var, son düzlükte karşı karşıya kaldın gibi. Bu hafta Fenerbahçe ile oynadıktan sonra geriye sadece Galatasaray kalacak Trabzonspor'un o serideki maçları. Evet, Galatasaray Beşiktaş maçı da var mesela bu arada. Trabzonspor rakibi anlamını söylüyorum ama yani orada göreceğiz ne olacak hafta sonu bizi. Ama bütün rakipleri yenerse tabii büyük bir avantaj sahada evi dönüyor. Net bir şekilde. Beşiktaş haftayı bay geçti. 19 oyuncunun gol attığı Beşiktaş var. Katkı fazla. Cenk Tosun'un şu an sakatlık durumu onları endişelendiriyor. Denizlispor'la oynayacaklar. Sonrasında bir zorlu seri başlayacak. Başakşehir'le hem ligde hem kupada, Fenerbahçe ligde oynayacaklar. Alanya'yla oynayacaklar. O seri de herhalde Beşiktaş'ın ligdeki durumunu tayin edecek. Evet, Beşiktaş'ın yıpratıcı maçları var. Yani işi kolay değil Beşiktaş'ın. Ama formda bir durumu var. Eğnerek futbol oynayan bir durum var Beşiktaş'ın. Şimdi zaten baktığın zaman bugün Fenerbahçe ile rakipler arasındaki en temel farktan bir tanesi de o. Fenerbahçe'nin rakiplerinin hepsi eğnerek futbol oynuyorlar. Fenerbahçe'de o eğlence yok. Bu çok önemlidir. Hep burada söylüyorum ya ben, surat, futbolcuların surat ifadesi çok önemlidir diye. Şimdi Fenerbahçe işin eğlencesini kaçırmış vaziyette kendi kendine. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi o zaten. Siz yine sene başında Fenerbahçe'nin o seri yaptığı dönemde Fenerbahçe havayı yakalamış demiştiniz ama işte o havanın da bir anda gidebileceği. Gidiyor, bir anda gidiyor. Evet. Ve Fenerbahçe bu havayı kendi kendine ortadan kaldırdı, dikkat edersen. Yani kimse bir şey yapmadı Fenerbahçe'ye. Kendi kendine. Şimdi mesela hep söylüyorum burada. Fenerbahçe yönetimi İki seneden beri, hatta belki daha da uzun süreden beri şöyle bir hata yapıyor. Sürekli başkalarını suçluyor. Sürekli. Şimdi sürekli başkalarını suçladığın zaman ortaya şöyle bir sorun çıkabiliyor. Futbolcu diyor ki ben suçsuzum. Bak hakem, bak rakip, bak federasyon, bak o, bak bu. Ya tamam, başkaları da suçlu olabilir. Ben Fenerbahçe %100 haksızdır da demiyorum başkanı suçlamakta. Ama kendini de suçla. Kendi içindeki eksiklikleri de gör. Sorun orada. Ama bir kez daha tekrarlayayım. Fenerbahçe açısından bir felaket tablosu şu anda henüz daha yok ortada. Yani bunu niçin böyle algıladıklarını. Daha önce söyledim bunu Fenerbahçe'ye gidiyor. Şu anda liderin 3 puan gerisindir. İkinciyle puan puanıdır. Eğer bu karamsar havayı yaratmasalardı hiç ortada bir şey olmayacaktı. Ama bu havayı kendileri yarattıkları için kendi paniklerinde kendilerini boğuyorlar. Zaten 9. dakikada yenilen golün sebebi de aslında bu. Takımın üzerine müthiş bir baskı bindiriyorlar ve takım 9. dakikada 5-0 yapmak için hep beraber gidiyor. Şimdi orada söyleyecektim. Ben en son öyle bir pozisyonu, golü Lucescu'nun
Beşiktaş çalıştırdığı İnönü stadında Lazio ile oynanan rövanş mücadelesini görmüştüm. İlk maçı kaybetmişlerdi orada. Burada bir köşe vuruşu Niyazi Claudio Lopez'le herhalde biri yetişecek. Ardından da gol olmuştu. O aklıma geldi. Galatasaray'ydı böyle çok pozisyon. Galatasaray'ydı böyle çok golü son dakikalara bastı. Dakikalara 25 falan da. Fatih Bey, Avustralya açık bitti. Karantina gölgesinde otel odasında başlayan şampiyona evet. Kadınlarda Naomi Osaka 4 final, 4 şampiyonluk. Ve Novak Djokovic Avustralya'da 9. şampiyonluk. Evet. Roger Federer Wimbledon efsanesi 8 şampiyonluk var orada. Evet. Rafael Nadal ve Avustralya'da biliyorsun çok severler Federer'i. Evet. Rafael Nadal, Roland Garros Fransa açıkta 13 şampiyonluk. Evet. Novak Djokovic Avustralya 9 şampiyonluk. Büyük üçlü tenisi gerçekten domine ediyor. Ben buna katılmıyorum. Katılmadığım şu, büyük üçlüye katılmıyorum. Ben Djokovic'i büyük üçlünün bir parçası olarak görmüyorum. Djokovic iyi bir tenisçi. Burada daha önce söylediğim gibi defalarca bana göre çok iyi bir top atma makinesi. Ama karizma olarak Nadal ve Federer değil. Nedir o eksiklik yani oradaki? Bunu ben de bilmiyorum. Ama baktığın zaman bu gelirlerine de yansıyor zaten. Dünya bir numarası, bilmem kaç tane şampiyonluk falan filan, kazandığı paraya bakıyorsun, diğerlerinin gerisine. Niye? Çünkü o karizma yok. Tabii ki Federer'in karizması birçok. Nadal'da da yok bence. Karizma açısından Federer çok üst seviyede. Nadal da fena değil, Nadal da fena değil. Nadal'ı küçümseme. Tabii ki bir Federer değil, Federer bambaşka değil. Bir boyut. Ama Nadal da fena değil. Djokovic o düzey ne yazık ki değil. Serena Williams bir türlü 24'ü yapamıyor. 23'te kaldı. Osaka'ya yenildi. Osaka müthiş bir form yakaladı ve yürüyüp gidiyor. Mesela Djokovic'e baktığın zaman mesela ben Medvedev'den açıkçası biraz umutluydum. Ama o raketi kırdığında ben o maçın olmayacağını anladım. Raketi kırmadan önce de olmayacağını kendisi anlamıştı zaten. Yani büyük final oynamak, grand final oynamak büyük bir oyuncu olmaya gerektiriyor. Grand finali oynayamıyor işte. Neden? Bir eksik var. Kafada bir eksik var, elde bir eksik var, bir yerde bir eksik var. O işte o seviye. Şimdi baktığın zaman burada işte o büyük ikili dediğim iki adam var. Onun bir tık altında Djokovic var, altında bir sürü adam var. Medvedev de o sürü bir sürü. Çok iyi ama o bir sürüden bir tanesi. Medvedev ve Tsitsipas, Zverev onları bize next generation olarak söylemiştik. Yani bizi kabul edilmişti. Yavaş yavaş geliyorlar galiba. Geliyorlar mı acaba? Baktığımızda gelmeleri gerekiyor artık, gelsinler. Evet gelsinler ama o kadar da iyi gelmiyorlar gibi geliyor bana. Öyle gözüküyor. Kapatırken geçen hafta Şampiyonlar Ligi başlamıştı. Leipzig-Liverpool mücadelesi. Liverpool 2-0 kazanırken taraftarlar maçın en iyisi Ozan Kabak'ı seçtiler. Ama Ozan Kabak döndük. Hafta sonu Everton maçında hata yaptı. Gol yedirdi. Evet. Orada Richarlison'u kaçırdı. Diğer maçta Paris Saint-Germain, Barcelona deplasmanında Mbappe hat-trick yaptı. Dortmund Sevilla'dan 3-2'lik galibiyetle döndü. Haaland 2 gol attı. Haaland maç sonunda Mbappe'ye borçluyum bunu dedi. Dün 3 gol atınca hırslandım dedi. Müthiş açıklamalar var. İşte onların futbolu bakış açısı çok daha keyifli. Eğlenceli. Tabii, buna bir eğlence gözüyle baktığın zaman başka bir şey oluyor. Eğlenceli siz bu kadar inandırıcı olmaktan hep beraber uzaklaştığımız bir lige. Bak söyleyeyim sana, ihale yapılsın bir daha. Bu lige birisi 200 milyonları versin, ben ne olayım? Ortaklıkla mı verilmez? Verilecek maksimum para budur. Çünkü zaten ortada rekabet şartları da yok yani. Başkası falan da yok. Hani devlet zorlar morlar işte Türksel'i sokar, zorla sokağa para attırır falan filan belki olur bilmiyorum ama makul şartlarda, normal piyasa şartlarında bu lig 200 milyon dolardan bir kuruş fazla etmez. O da bol bol yani. Mbappe mi Haaland mı? Biri forvet, biri golcü. Diğeri çok daha komplike bir futbolcuya doğru evriliyor. Yani Mbappe çok acayip bir adam yani. Normal bir adam değil. Çok hoş göze gelen bir futbolu var. Lionel Messi olacak. Mesela Mbappe keşke Liverpool'da falan olsa diye düşünüyor insan. Gerçi Liverpool'da nereye koyacaksın ama koyacak yer bulunur oraya. Mbappe'ye koyulacak yer yani. Orada olmaması gereken futbolcu yani mesela bugün desen gibi sonsuz bir bütçeyle Galatasaray'ın başına geçtin. Kim alır desen? Vallahi Mbappe'yi alır. Çok hoşuma gidiyor abi. Bir numaralı mı var?
Yani mesela geçmişte bunu sorsam bana Roberto Carlos derdim yıllar önce. Fenerbahçe'ye gelmeden sizin Roberto Carlos'u sevdiğinizi bilmiyordum bu kadar. Bana göre gelmiş gelmiş en iyi beklerden bir tanesidir yani. Kabul. Oranın en iyisidir yani. Ve oyuna katkısına falan ben gerçekten Roberto Carlos'un ciddi bir hayranıydım. Fenerbahçe'ye geldiğinde de çok büyük sükute hayal uğradım. Yani niye bir Galatasaray'a gelmedi falan diye. Yani o kadar severdim futbolcu olarak. Şimdi de Mbappe'yi seviyorum. Şeyi çok severdim, Zidane. Geçen sezon izleme şansınız oldu Mbappe'yi. Evet, bol izledik. Fatih Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diyorum. Bizi izleyenler içinde. Bir kez daha söyleyeyim. Futbolcular bana laf yetiştirmek için para almıyorlar. Rakiplerine gol yetiştirmek için, futbol yetiştirmek için para alıyorlar. O işi yaparlarsa kendini daha çok kanıtlamış olurlar. Yoksa görevleri beni mat etmek veya bana laf sokmak değil. Rakip kaleye gol sokmak. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler.